RLN Amerika Bürosu bildirir. Geçtiğimiz günlerde Amerika'da koronavirüs vakalarında ciddi bir artış yaşanmıştı. Bugün de buna yönelik Amerika Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri yani CDC bir uyarı yayınladı. CDC'nin yayınladığı uyarıda Türkiye'ye seyahat etmek isteyenlere gitmeyin çağrısı yapıldı. Dolayısıyla CDC'nin internet sitesinden yapılan bu açıklamada açık bir şekilde Türkiye'ye seyahatten kaçınılması istendi. Aslında CDC, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer kaynaklardan bildirilen COVID-19 verilerine göre 4 seviye oluşturmuş durumda. İşte bu seviyeler vaka ve ölüm oranlarının yüksekliğine göre adlandırılıyor. 4. ve en yüksek seviye dedikleri, kırmızı olarak belirttikleri Türkiye'nin de içinde olduğu ülkeler kategorisine işaret ediyor. Dün de Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de son 24 saat içinde görülen yeni vaka sayısının, yeni COVID-19 vaka sayısının 55.941 olduğu açıklandı. Anlayacağınız rakam çok yüksek. İşte bu rakam pandeminin başlangıcından bu yana Türkiye'de bir gün içinde görülen en fazla vaka sayısı olarak kayıtlara geçmiş oldu. Buna yönelik de Amerika Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC yayınladığı uyarıda şuna dikkat çekti. Türkiye'ye seyahatten kaçının dedi. Kaçınılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'deki mevcut durum sebebiyle tam aşılanmış kişilerin bile virüsün yeni varyantlarına yakalanma ya da bu varyantları yayma riskini taşıyabilecekleri belirtildi. Öte yandan uyarının devamında eğer Türkiye'ye seyahat etmeniz gerekiyorsa öncesinde tam olarak aşılanın dendi. Yani iki dozsa eğer aşınız iki dozunda olmuş olun şeklindeydi bu uyarı. Ayrıca seyahat edecek olanlara maske takın, başkalarından 6 fit yani yaklaşık 1,8 metre mesafede durun. Özellikle kalabalık ortamlardan uzak durun ve ellerinizi sık sık yıkayın şeklinde çağrıda bulunuldu. Anlayacağınız Amerika'da aşılama süreci hızlanmış olsa da yönetim her türlü tedbiri elden bırakmayın diyor. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.